Çanakkale Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Başkanlık makamında düzenlenen törenle karşılıklı olarak imzalar atıldı. Törene Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcıları, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı. Sözleşmenin hazırlanması yıllık süreyi kapsayan ve 330 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme hakkında bilgiler veren Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan şunları dile getirdi. Bugün Çanakkale Belediyesi ile Genel İş Sendikası DİSK arasında 1-1-2017 ile 31-12-2018 tarihleri arasında 2 yıllık süreyi kapsayan ve toplamda da bugün itibariyle 280 işçiyi ama 281 işçiyi daha sonra da biliyorsunuz dediğiniz gibi taşerondan kadro işçilerimizi almaya devam ediyoruz. Muhtemelen 330'a kadar bir sayıda işçiyi ilgilendiren bir toplu sözleşmeyi imzalamak üzere toplandık. Bu görüşmeler sonunda 2017 yılının ilk 6 ayı itibariyle %7 oranında bir zam uygulanacak. 2017 yılının ikinci ayı içinde ayrıca yine %7 oranında zam uygulanacak. Yani 7+7 olarak tespit ettik. Sözleşmenin ikinci yılı içinde yine bu %7 baz olmak üzere enflasyon farkının aşması halinde %7 o enflasyon oranında artış yapılacak. Bir örnek vermek gerekirse enflasyon %6 olursa %7 zam yapılacaktır. Ama enflasyon %9 olursa o zaman bu artış %9 olarak yıllık bir yıla değiştirilecektir. Dolayısıyla önümüzdeki yılda işçimizi asgari enflasyona yenik düşmemesi için böyle bir tedbir aldık. Tabii bu sözleşmeler 2 yıllık oluyor ama 1 yıl sonunda da Türkiye'nin gelişine göre, gidişatına göre, Çanakkale Belediyesi'nin olanaklarına göre her zaman 1 yılın sonunda oturulup bir gözden geçirme de yapılabiliyor. Buna bir engel yok. Ama biz en azından şimdiden yıl sonu yani enflasyonla ezdirmemek için bu şeyi aldık. 1 Mayıs olarak ödeme olarak da bu yıl 1 Mayıs'larda 100 lira ücret ödenecektir. Net 100 lira ücret ödenecektir işçilerimize. Taşeron konusunu bir kez daha bu vesileyle hatırlatmakta fayda var. Gerçekten belediyelerin bu bağlamda kamu çalışanı, kamudaki herkesin bu bağlamda taşerondan artık sıyrılması lazım. Yani bunu sözle verilmişti. Biliyorsunuz biz daha geçmişte de taşeron işçilere de sendika hak verdik. Yani bu olmayan, Türkiye'de başka var mı bilmiyorum ama vardır belki. İlklerden. İlklerden taşeron işçisine de sendikal ikramiye hakkı verdik. 2 yıllık sözleşme yaptık ki buradan 3 yıllık yaptık ki kıdem tazminatı hakkı da olsun. Yoksa bir yıldan önce doğmuyor. İkramiye hakkı verdik, işte izin hakkı verdik, ona benzer. Yani aynı bizim normal kadrolu işçilerimiz gibi haklarını verdik. Ama bu yetmez tabii. Yani bu insanların bir yerde kamuda çalışan işçilerin biraz daha güvence altında olmasında yarar var. Yani bir taşeronun şeyine bırakılamaz, keyfine bırakılamaz. Taşeron da bundan bir menfaat sağlıyor. Bu menfaat sağlayacağını belediye kadrosu varsa elbette ki bu kadroyu ihtiyacı olan işçilere kullanması en doğaldır. Doğal hakkıdır. Ama maalesef buradan sanki bir baskı, bir siyaset yapmak amacıyla bunu işte taşeron işçileri siyaseten kullanmak amacıyla
şey olmuyor yani devlet bunlara bu yasayı, bu şeyi kaldırmıyor, uygulamayı kaldırmıyor. Törende konuşan Disk Eneli Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Erdinç Ussan, Çanakkale Belediyesi'nin çok büyük bir özveride bulunmasıyla neticelenen anlaşmanın herkese hayırlı olmasını diledi. Açıklamış olduğu tabloya ilave edecek çok fazla şey bulamıyorum açıkçası. Sözleşmenin Çanakkale Belediyesi'ne ve Çanakkale Belediyesi'ndeki çalışan işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemde de özellikle taşeron konusundaki hassasiyetlerinden dolayı ve Türkiye'ye örnek olmalarından dolayı Çanakkale Belediyesi'ne ve yönetimine teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olsun. Konuşmaların ardından tören karşılıklı imzaların atılması ile sona erdi. Onun için onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanım hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şöyle biraz daha sıklaşın hep beraber.